Bu videoda Gibbs serbest enerjisini anlamaya çalışacağız arkadaşlar. Gibbs serbest enerjisinin bir tepkimenin spontan olup olmayacağını nasıl belirlediğini inceleyeceğiz. Bir tepkimenin spontan olup olmadığı kimya ve biyolojide oldukça kullanışlı bir bilgidir. Gibbs serbest enerjisi Josiah Willard Gibbs tarafından tanımlanmıştır. Burada bir tepkimenin spontanlığını öngörmemizi sağlayan o ünlü formülü görüyoruz. Bu formülde Gibbs serbest enerjisi G ile, entalpi ise H ile gösterilmiştir. Entalpiyi ısı içeriği olarak düşünebiliriz. Formülde entropi de e, S harfi ile gösterilmiştir. Bu arada şunu da belirtmek isterim. Bu formül sabit basınç ve sıcaklık için geçerlidir. Yani basınç sabit olduğu zaman geçerlidir. Bu formül bize Gibbs serbest enerjisindeki değişimin entalpideki değişim eksi sıcaklık çarpı Entropideki değişime eşit olduğunu söyler. Bu formül anlaşılması zor, karmaşık bir formül gibi gözükebilir. Fakat birazdan bunun mantığına çok yatkın, yani bunun mantığını öğrendiğimizde, gördüğümüzde aslında mantığa çok yatkın bir formül olduğunu anlayacağız. Josiah Willard Gibbs bu formülü entalpinin ne kadarının iş yapmak için kullanılabileceğini yani anlamak için geliştirmiştir. Bulma sebebi bu. Fakat bu videoda biz bir tepkimenin spontan olup olmadığını anlamak için Gibbs serbest enerjisindeki değişimi nasıl kullanabileceğimizden bahsedeceğiz. Doğrudan konuya girelim. Eğer delta G yani Gibbs serbest enerjisindeki değişim sıfırdan küçük ise tepkime spontan bir şekilde gerçekleşir. O şekilde ilerler. Tabii burada her şeyin yolunda gittiğini varsayıyoruz. Yani buradaki ifade negatif olduğunda tepkime spontan olur. Bunun neden mantığa uygun olduğunu anlamaya çalışalım. Olabilecek farklı senaryoları gözden geçirelim. Buradaki ilk senaryoda entalpideki değişimimiz sıfırdan küçük. Entalpi e, e, azalıyor. Yani aslında bir enerji salınımı var. Buraya yazalım. Evet, salınım. Elimde ilk başladığım entalpiden daha az bir entalpi var. Fakat entropi artar. Böylelikle düzensizlik artar. Yani sistemin bulunabileceği hallerin sayısı artıyor. Bu aslında çok mantıklı. Çünkü bunun gibi bir tepkime hangi sıcaklıkta olursa olsun spontan bir şekilde ilerler. Burada iki molekülüm var ve bu moleküller birbirine çarpmak üzere. Bu moleküller birbirine yaklaştıkça elektronları daha düşük enerji seviyesinde olan daha iyi bir dizilime geçecek. Buna ulaşmak için de dışarıya enerji salacaklar. Bunu yaparken de moleküller birbirinden ayrılacak. Özetle daha fazla sayıda molekül oluşacak. Bunlar ayrılırken ne olacak? Enerji açığa çıkacak ve entropi artacak. Aslında tüm bunların doğal olarak kendiliğinden meydana gelmesi yani spontan bir şekilde olması mantığa oldukça yatkın. Yani bu ilk senaryoda delta g sıfırdan küçük. Dolayısıyla bu tepkime spontan bir tepkime Spontan olan bütün senaryoları yeşil renkli kutu içine alacağım. Şimdi bu aşağıdakine bakalım. Burada delta H sıfırdan büyük. Delta S de sıfırdan küçük. Yani bu tepkime de entalpi artacak, entropi ise azalacak. Şimdi şu iki atom ya da molekülün birbirine yaklaştığını bir düşünelim. Bunların birbiriyle bağ kurabilmesi için elektronlarının daha yüksek bir enerji seviyesine çıkmaları gerekecek. Yani belirli bir miktar enerjiye ihtiyaçları olacak. Ne olacak? Düzensizlik de azalacak. Burada delta H sıfırdan büyük, delta S de sıfırdan küçük olduğunda bütün bu terimler pozitif olacak. Dolayısıyla delta G de ne olacak? Sıfırdan büyük olacak. Yani bu tepkime spontan bir şekilde gerçekleşmeyecek. Üstüne çarpı çizerek burada gösteriyorum. Şimdi buradaki senaryolara bakalım. Burada delta H ve delta S ile ilgili birkaç olasılık mevcut. Aslında bu tepkimelerin spontan olup olmayacağı sıcaklığın yüksek ya da düşük olmasına bağlı. Burada delta H sıfırdan küçük yani bir enerji salınımı mevcut. Fakat entropi de azalıyor. Bu durumda ne olur? Eğer sıcaklık düşük ise bu iki atom ya da molekül yavaşça birbirine yaklaşır. Elektronlara etkileşime girer ve belki elektronlara enerji açığa çıkararak daha düşük bir enerji seviyesine geçer. Bu olurken de entropi azalır. Sıcaklık düşük olduğundan dolayı bu durum meydana gelir. Gelebilir yani. Şimdi bu durum termodinamiğin ikinci yasasını çiğnemiyor mu diye sorabilirsiniz. Eğer sistemin sadece bu kısmını düşünüyorsak evet entropi azalır. Fakat aynı zamanda bir enerji de açığa çıkarırız ve açığa çıkarılan bu enerji sistemin geri kalanının entropisini ne yapar? Arttırır. Yani dengeler. Yani bu durum termodinamiğin ikinci yasasına bu yüzden aykırı değildir. Çünkü evrenin entropisi açığa çıkarılan enerji sayesinde artmaya devam eder. Fakat sadece buradaki sistemi ele alırsak burada entropi azalır. Dolayısıyla bu tepkime de spontan bir şekilde gerçekleşir. Şimdi formüle geri dönelim. Eğer bu terim negatif ve bu terim de negatifse bu kısım pozitif bir terim olur. Fakat t yeterince küçük ise bu ikinci terimin pozitif olması bir şeyi değiştirmez. Sıcaklığı entropinin ağırlık faktörü gibi düşünebilirsiniz. Eğer t yeterince düşükse entropi çok etkili olmaz. Entalpi asıl baskın terim haline gelir. Yani burada t'nin delta g'yi negatif yapacak kadar düşük olduğunu varsayıyoruz. Delta g negatif olunca bu tepkime de spontan olur. Şimdi aynı senaryoyu düşünelim. Fakat farklı olan tek şey burada yüksek sıcaklığımız var. Burada elimizde bir öncekiyle aynı moleküller var. İlk durumdaki gibi enerji salınımı gerçekleştirebilirler. Yani entalpideki değişim negatif olur. Fakat hızlı bir şekilde birbirlerinin yanından geçerler ve tepkimenin gerçekleşmesi için elektronların birbirleriyle etkileşmeye fırsatı olmaz. Yani bu durumda tepkime spontan olmaz. Çünkü moleküller birbirine es geçerler ve gerektiği gibi etkileşime girebilmeleri için fırsatları olmamıştır. Formüle bakalım. T yüksek olduğunda entropi içeren terim baskın hale gelir. Entropi negatif olduğu için de bütün bu terim pozitif olur. Bu durumda da delta H negatif olsa bile delta G sıfırdan büyük olur. Yani tepkime spontan olmaz. Gösterdiğim bütün bu örnekler esasen Gibbs serbest enerjisi formülünün mantığa uygun olduğunu göstermek için. Tekrar hatırlayalım. Bu formül sabit basınç ve sıcaklık koşulları için geçerli bir formüldür. Biyolojik sistemlerle ya da test tüpündeki sistemlerle uğraştığınızda bunlar mantıklı varsayımlardır. Şimdi de buradaki senaryoya bakalım. Burada entalpideki değişim pozitif. Eğer bu moleküller tepkimeye girerse entropide artar. Fakat burada sıcaklık düşük. Bu moleküller tepkimeye girerken mesela buradaki gibi parçalanabilirlerdi. Fakat buradaki moleküller tepkimeye girmez. Birbirleriyle karşılaştıklarında elektronlarının kararlı enerji seviyelerinde olduklarını görürler. Bu yüzden tepkimeye girmek için herhangi bir nedenleri olmaz. Şimdi de buradaki terimlere bakalım. Bu terim pozitif olsa bile T düşük olduğu için delta H terimi baskın terim olur delta H de pozitif olduğundan dolayı delta G sıfırdan büyük olur. Yani tepkime spontan değildir. Şimdi aynı senaryoyu yüksek sıcaklık için inceleyelim. Sıcaklık yüksek olduğunda ortalama kinetik enerji de yüksek olur. Bu durumda bu moleküller birbirine çarpar. Fakat elektronlar bağ oluşturmak için enerjiye ihtiyaç duyar. Buradaki durum düzensizlik ortaya çıktığından dolayı meydana gelir. Yani bu durumda bulunabilecek hallerin sayısı fazladır. Bulunulabilecek yani. Bu durumda bulunulabilecek hallerin içinde bulunulabilecek hallerin sayısı fazladır. Hatta geriye dönmek gibi yani düzenli hale gelmek gibi bir durumun olma olasılığı çok ama çok çok ama çok düşüktür. Yani vardır ama çok ama çok düşüktür. Buradaki terimlere bir kere daha bakalım. Delta H sıfırdan büyük olsa bile T yüksek olduğu ve delta S sıfırdan büyük olduğu için ikinci terim baskın hale, hale gelir. Baskın terim haline gelir ve delta G ne olur? Negatif olur. Bu durumda delta G sıfırdan küçüktür, yani bu tepkime spontan olur. Umarım e, tüm bu anlattıklarım size Gibbs serbest enerjisi ve formülün kullanımı hakkında bir fikir vermiştir. Tekrar belirteyim, formül sabit basınç ve sıcaklık koşullarında kullanılabilir. Fakat bir tepkimenin spontan olup olmadığını anlamak için oldukça faydalı bir formüldür. Kimyasal ve biyolojik sistemlerle ilgili tepkimelere baktığınızda bunu daha iyi anlayacaksınız. Mesela delta G'nin negatif olduğu durumda tepkimenin spontan olduğunu söyleyebileceğiz. Ya da delta G'nin sıfır olduğu durumda onun denge tepkimesi olduğunu anlayabileceğiz. Hatta delta G'nin pozitif olduğu durumda elimizde spontan olmayan bir tepkime olduğunu da söyleyebileceğiz.